Herkese merhabalar. Dokun sınıf eksiklerimi nasıl kapatabilirim diye bize onlarca yorum attınız. Hasan Demirci veyahut da işte Sel Hocan başka başka arkadaşlarımız attı. Nasıl gidiyor Tonguç evladım? Hocam benim? pandemi virüs derken garip bir sene yaşadık. Ne oluyor evet. olacak şimdi? Eski konularımız nasıl telafi ediyoruz? Evet haklısın. Gerçekten de zaten arkadaşların da benzer soruları sorduğu için biz bu videoyu attık. Yani arkadaşlarımıza benzer şeyi soruyor. Diyor ki hocam 9. sınıfın 2. dönemini okuyamadık. Pandemi vardı. E şimdi 10. sınıfa geçiyoruz. E ne olacak? Biz nereye eksik başlayacağız dediğinizi duyar gibiyiz. Mesela Hasan demiş ki daha verimli nasıl çalışabiliriz? Ve konularda temeli olmayanlar ne yapmalı demiş. 174 beğeni almış. Ya da Sel Hocan demiş ki ne kadar çok çalışsam da çalışamış gibi hissediyorum. Böyle olanlar demiş. Bu biraz daha farklı bir konu. Sude Ü demiş ki ona geçtim. Dokun sınavı eksiklerim çok fazla. İleride nasıl kapatabilirim? Tatil zaten bitti. Çok stresli demiş. Şimdi arkadaşlar Selocan, Sude, Tonguç, Hasan asla endişelenmeniz gerek yok. Birincisi sizler kendinize güvenin ve bizlere inanın mutlaka mutlaka EBA sayesinde, bizler sayesinde, Tonguç Akademi sayesinde ve en önemlisi kendi gayretinizle hiçbir konudan eksik kalmayacaksınız. Ve bütün konuları mükemmel bir şekilde öğrenip hem 10. sınıfta, hem 11. sınıfta, hem 12. sınıfta hem de üniversite sınavında en güzel başarıları elde edeceksiniz. Dolayısıyla virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Virüs sonrasında kaybettiğimiz derslerinde telafisi bizim yapacağımız çalışmalardan daha güçlü değil. Yani biz çalışırsak taşı ezeriz. Çalışırsak taşın suyunu çıkarız. Öyle değil mi Tonguç Eylül? Tabii ki de öyle hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Niye? Çalışan kazanır, elması kızarır. Burada yapmamız gereken şey ilk başta tabii ki plan yapmak. Çünkü plan olmazsa verimsiz çalışmış oluruz. Zaten Hasan'ın sorusu da bunun cevaplıyor. Daha verimli nasıl çalışabiliriz demiş. Eğer plansız çalışıyorsanız, bir o kitaptan, bir bu kitaptan, bir şu dersen, bir bu dersen çalışıyorsanız... ...o gün ne çalışacağınızı tam anlamıyla belirleyemediyseniz, tabii yazılı varsa belli ama... ...yazılı olmadığı dönemlerde tam anlamıyla ne çalışacağınızı belirleyemediyseniz... ...ister istemez maalesef bazı konularda isteseniz bile, çalışsanız bile istediğiniz verimi elde edemezsiniz. Dolayısıyla plan çok çok önemli. Bununla alakalı zaten ne demiştik? İlk başta hedefimizi belirleyeceğiz demiştik. Hedefimize ne? 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta burs almak bursluluk sınavına hazırlanıyorsak veyahut da takdir almak başarıyı istiyorsak veyahut da üniversite sınavının konularını şimdiden bitirmek. Ben ileride mühendis olmak istiyorum. İleride doktor olmak istiyorum. Sen ileride ne olmak istiyorsun Tonguç Eren'de? Astronot olacağım. Astronot ya. olmak istiyorum. Çok güzel, harika, güzel bir meslek. Tebrik ediyorum. Sigortası var. iyi maaş değil astronotluğun. Dolayısıyla astronot olmak istiyorum diyorsan o zaman sen çok iyi bir üniversite bitirmelisin. O zaman sen bitirmen gereken ee, ödevler belli. Hedefimizi koyacağız. Hedefimizi asla ödev içermeyecek. Hedefimizi koyduktan sonra, hedefimizi koyduktan sonra ikincisi neydi? Ortamımızı ayarlayacağız. Yani hedefimize engel olabilecek bir ortamımız varsa, sürekli sosyal medyadaysak, sürekli televizyon karşısındaysak, haftada üç tane dizimiz varsa takip ettiğimiz, sosyal medyada en az beş saat geçiriyorsak ve hatta örnek veriyorum e, dağınık bir ortamdaysak, ders çalışma ortamımızı ayarlayamadıysak okullar açılır açılmaz. Bizim mutlaka evde okullar açılsa da uzaktan eğitim olsa da Adeta bir sınıf gibi, adeta bir sınav ortamı gibi bir ortamımız olması lazım. Yani biz o masaya oturduğumuzda Böyle hatırlar mısınız? Eski videolarımıza da söylemiştik. Böyle kalemimiz var. İşte ne bileyim kurşun kalemimiz var. Silgimiz var. Kitabımız var. Her şeyimiz düzgün bir şekilde hazır olmalı. Veya diyelim ki işte 10. sınıf akıl haritalarımızı koyduk. Duvarımız haritalarımızı astık. Akıl notlarımızı yanımıza aldık. Her şey düzgün. Böyle atıyorum. Şimdi reklam olmasın diye tam göstermiyorum ama bunu aldık. Tam çalışacaklarımız belli. Bunlar duvarımızda her şey düzgün. Bu notlarımız önümüzde. Buradan çalışacaklarımız belli. Çalışacağımız ders belli belliyse bu ortamı düzeltmek demek. Yani resmen bir bahar temizliği, sonbahar temizliği yapmamız lazım. İkincisi de tabii ki daha doğrusu özür dilerim. Üçüncüsü de neydi Tonguç Eylemeli? Plan benim? hocam. Plan. Yani ben yazdım gördüm. sen de okudun. Tebrik ediyorum seni. Planımızı yapmamız lazım. Neden? Çünkü planımız yoksa yönümüz belli değilse ister istemez her rüzgar bizi savurur. Planımızı nasıl yapacağız? Şimdi onu söylüyorum. Zaten ne kadar çok çalışsam da çalışmamış gibi hissediyorum diyen arkadaşlar. Ya da ona geçtim dokuz sınıfı nasıl kapatabilirim diyen arkadaşların da sorusunun cevabı bu. Şimdi arkadaşlar birincisi şunu bir kez daha hatırlayalım. Üniversite sınavı TYT ve AYT'den oluşuyor. Şimdi <laughs> hocam neden üniversite sınavından bahsediyorsun diyebilirsiniz. Çünkü biz üniversite sınavına zaten hazırlanıyorsak yani TYT, AYT bunun çatı adı neydi? YKS. Bu bizim temel hedeflerimizden bir tanesi. Tabii ki biz iyi insan olmaya çalışacağız. Tabii ki kitap okuyan entelektüel bir insan olmaya çalışacağız ama... ...bunun yanında biz konumuza bir bilezik almamız lazım. Yani iyi bir üniversite bitirmemiz lazım. Öğretmen oluruz, doktor oluruz, mühendis oluruz, eğitimci oluruz, reklamcı oluruz fark etmez. Ama bir üniversite okumalıyız. Nasıl bir lise okumak istiyorsak bir üniversite okumalıyız. Şimdi burada üniversite sınavında TET 9. sınıf ve 10. sınıf konularından oluşuyor. AYT ise 11 ve 12. sınıf konularından oluşuyor. AYT sınavın %60'ını oluşturuyor. Yani YKS'nin sınav sonucumuzun %60'ını oluşturuyor. TET ise %40'ını oluşturuyor. Burada dananın kuyruğu koptuğu yer çok önemli. Eğer siz TYT yani birinci sınava girmezseniz ve barajı geçemezseniz AYT yani ikinci sınava giremiyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka mutlaka TYT'ye girmek gerekiyor. İki yıllık fakülteleri istiyorsak veya işte barajı geçip AYT'ye girmek istiyorsak mutlaka TYT'ye girmemiz gerekiyor. Fakat burada şöyle bir şey daha var. Eğer biz çok çok iyi üniversiteler istiyorsak buradaki yüzde altmışta altmış bile alsan buradan da puana ihtiyacın var. Çünkü diyelim ki bir yer 90 puanla alıyorsa... Sen buradan 60'ta 60 aldın süper. Ama buradan da ihtiyacım var. Buradan da bir 30 koparman lazım gerekiyor. Dolayısıyla ama 50 puanlık bir yer istiyorsak sadece buradan bir 50 alsak yeter. İşte 60 puanlık bir yer istiyorsak sadece buradan bir 60 alsak yeter. Buradan 55 buradan 5 alsak yeter. Ama 90 puanlık bir yer istiyorsak buradan 60 buradan 30 almamız lazım. 100 puanlık bir yer istiyorsak yani işte Cerrah Paşa İngilizce tıp istiyoruz. O zaman buradan 60 buradan da 40 almamız çok iyi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla iyi üniversiteler için TYT çok çok önemli. Sizin 9. sınıfta ve 10. sınıfta göreceğiniz konularda TYT konuları. Şimdi tekrar geliyorum konularımıza. Diyelim ki bitirmemiz gereken konular her zaman aynı örneği veriyorum ama bir kez daha bu sefer böyle bir pastırma örneği veriyorum. Bu sefer de pastırma olsun. Bazen salam bazen işte pastırma örneği veriyorduk. Pastırma. Pastırma ne renk olur Kırmızı mi? olur hocam. Kırmızı pastırma. Kırmızı diyorsun. O zaman da şöyle kırmızıyla pastırmamızı yaptık. Kayseri suyu. Şuraya yazıyorum. Made in Kayseri diye Kayseri malı olduğunu yazdık. Tamam çok güzel. Hani yabancılara satarsak da İngilizce yazdık. Şimdi sen bu kadar büyük bir pastamayı bir oturuşta yiyebilir misin? Toplu Hayır hocam mi? yiyemem. Nasıl yiyeyim? Ama sen bunu böyle her sabah kahvaltıda böyle dilim dilim hani bazen Ramazan iftarda böyle yanına koyarlar ya ekmek pideyle atıştırırsın böyle. Her gün böyle ince ince dilimlerle yesen keyif verir. Harika. Dir. İşte tekrar söylüyorum. Sizler de dokun sınıfta işleyeceğimiz konular eğer bu kadarsa bu konuları dilimlere bölüp, bitirmemiz gereken konuları bitireceğiz. İşte yani kaçırdığımız konular ikinci dönemde. Zaten hem EBA'da hem de biz Tonguç Akademi'de sizlere bunların telafisini yapacağız. İkincisi onun sınıfta işleyeceğimiz konuları da yine dilimlere bölüp ben bu konuları öğrenmeliyim diyeceğiz. Bunları nereden öğreneceğiz hocam? Zaten bizler kitaplarımızda Soru bankalarımızda, sınıf anahtarı sistemimizde yani kendi sınıf anahtarı sistemimizde tüm seneyi veriyoruz zaten sizlere. Akademi.com'a gidip mutlaka inceleyebilirsiniz. Önce testleri sonra testleri videoları var YouTube'da olmayan. Artı, artı okulda hocalarınız da size verecek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Talim Terbiye tarafından konular belli. Yani sen Atıyorum matematik dersi. Birinci konuyu bitireceksin. ikinci konuyu bitireceksin. Üçüncü konuyu bitireceksin. Dördüncü konuyu bitireceksin. Beşinci konuyu, altıncı konuyu, yedinci konuyu bitireceksin. Sekizinci konuyu bitireceksin. Ve konular bitti. Üniteler bitti. O zaman paslamayı bitti. Ama sen hepsini son ana bırakırsan, üniversite sınavına geldiği zaman hepsini ben bir anda bitireceğim dersen nasıl bitireceksin? Nasıl? Yani bu bir imkanı var mı Tomlukçu? Yok hocam. İmkansız. Hem dokuzu hem onu hem on bitiremeyeceksin hem on ikiyi bitiremeyeceğin için diyorsun ki ben en iyisi tıp istemeyin. Ben en iyisi mühendislik istemeyin. Ben şu bölüme gideyim diyebiliyorsun. Son anda tabii çalışma çok çok önemli. Ama hedefimizi baştan çizmek daha önemli. O zaman bizler 10'a geçtik. 9 sene eksilerimizi nasıl kapatırız diyorsak az önce söylediğim gibi hedefimizi belirliyoruz. O hedefi asla unutmayacağız. Ardından da sen hedefini de Tonguç Takdir almak Taktir almak güzel bir hedef. Tebrik ediyorum seni. Zaten takdir alan bir öğrenci TET'yi de tamamlamış olur. Ardından hedefimizi belirledikten sonra ortamımızı düzenliyoruz. Ders çalışacağımız ortam hep yazılara gireceğimiz veyahut da aynı işte LGS'ye girdiğimizde ya da üniversite sınavına girdiğimizdeki ortama benzer bir ortam olmalı. Yani temiz, düzgün, telefonun olmadığı, zırt pırt gürültünün olmadığı gerçekten odaklanabileceğiniz bir ortam olmalı. Bakın televizyon açıkken 5 saat çalışacağınızda televizyonun olmadığı sessiz bir ortamda 50 dakika çalışın çok daha fazla verim alırsınız. Çok daha fazla şey öğrenirsiniz. Çünkü televizyonda orada biri gelecek, biri geçecek, onu yapayım, bunu yapayım falan dikkatiniz dağılır. Dolayısıyla az çalışın ama öz çalışın. Hedefiniz yüksekse de çok çalışın ve öz çalışın. Dolayısıyla şimdiden derslerinize başarılar diliyoruz sonuç Herhalde şey benim. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Asla endişelenmenize gerek yok. Bizler buradayız. Milletin Bakanlığı size EBA yoluyla hocalarımız yoluyla sizlere zaten konuları mükemmel bir şekilde öğretecek. Tonguç Akademi.com, Tonguç Akademi biz buradayız. Youtube'da sizlere bütün videolarımızı sunacağız. Tonguç Akademi.com'da bir anda hepsini istiyorsanız, testler istiyorsanız oradan da çalışabilirsiniz. Dolayısıyla bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açacağız... Hem milletimdeki hocalarımız hem de bizler kapıyı açacağız. Sizler de içeri gireceksiniz. Bu ülkenin geleceği sizlerseniz de çok güzel yer kazanacaksınız. Değil mi Tonguç Eylül? Aynen öyle hocam. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize görüşürüz. Iyi.